Selam millet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün definasyon serisinin ikinci haftasındayız. Bugün form check diyorum arkadaşlar. Bugün formumu kontrol edeceğim. Programı ve koşuyunu falan vesaire kendim yapıyorum her şeyi. Yani başkasına atmayacağım formu. Form check dediğime bakmayın. Genel bir form kontrol yapacağım bugün. Belimi inceldiğini düşünüyorum bayağı bir şekilde. Dün şu görüntüleri çektim, bana ekrana geldi. Şurada görüyorsunuzdur görüntüleri. Obliklerimin şu kısımları önceki hallerime göre bayağı parçalanmış durumda. Önceki ve sonrasını koyarım. Aynı zamanda bayağı iyi vakum yapmaya başladım. Her gün vakum çalışıyorum. Bunun da etkisi oldu tabii ki de. Ekstradan ne söyleyebilirim? Göğüs, kol çizgilerim ve belimle omuzumun birbirine olan uyumu daha da estetik bir hale gelmeye başladı. Bunları görmeye başladım kendimle. Karın kaslarımı da görmeye başladım yavaş yavaş. Çünkü vücudum geçmişten gelen... Ben spora başladığımda 52-53 kilo falandım. Bir de yağlıydım böyle. Karın kaslarım yine yoktu. Böyle zarganlar gibi değildim. Zarganın zarganasıydım yani, öyle söyleyeyim. Karın kasım da yoktu. Skinny fat gibi, görüntü gibi bir şeyim vardı, öyle söyleyebilirim. Haliyle elimizden tutan biri olmadığı için, kafamıza göre spor yaptığımız için ki çoğu kişi gibi bazı yağ birikimlerini vesaire sebep oldu burada bel bölgesinde. Onları eritemedik tabi. Daha sonrasında işte karın kas falan ABS yani kor bölgesini vesaire çalışmadığımız için orası da gelişmedi. Ama artık daha bilgili olduğumuz için her şeye daha doğru bir bakış açısıyla bakabiliyoruz. Bu arada uzaktan eğitim veriyorum. Eğer uzaktan eğitime katılmak istiyorsanız aşağıdaki Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun. Yılbaşında çok iyi zam yaptı. Ben yeni açtım zaten. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Maddi durumumuza göre de bir şeyler yaparız. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Buradaki amaç gelişebilmek. Bugün ne yapacağımdan bahsedeceğim. Saat 9, dediğim gibi geç kalkıyorum çünkü ben akşamları geç yatıyorum. Daha doğrusu geceleri de yiyeyim. Gece 1-2 gibi yatıyorum. Sebebi de dediğim gibi kod yazıyorum arkadaşlar. Gün içerisinde çok fazla şey yapmaya çalıştığım için atıyorum. İngilizce ya da Almanca vesaire çalışıyorum. Spora gidiyorum. Okul derslerim var. Üniversiteye gidiyorum biliyorsunuz ki. Üniversite derslerine katılıyorum. Onları çalışmam gerekiyor ve ekstradan kod yazmam gerekiyor. Eğer yapmazsam bunu hepsi gider. Yürüye başlattım ben aşağı. Bu arada yamuk tipim yamulmuş. Dediğim gibi yeni kalktım. Böyle. Şimdi kitap okuyacağım. Ondan sonra İngilizce çalışacağım. Yemeğimi yiyeceğim. Yine düzen aynı. Yulafı yiyeceğim. Ondan sonra da giderim. Şeye giderim. Spor salonuna giderim. Bugün ufak bir itiş idmanı yapacağız. İtiş idmanı şöyle. Omuz odaklı bir itiş idmanı olacak. Göğüs olarak sadece bench press yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Göğüs için bench press. Geri kalan omuz olacak. Bir tane lateral raise hareketimiz var. Daha sonra izole lateral raise yapıyorum. Tek kol bir yere dayanarak şöyle yapıyorum. Bunu dumbbell'larla yapıyorum. Cable'da çok verim alamadım ben. Tabi bu eklemlerin bağlantısınıza göre sizin hangi hareketten verim alabileceğinizi değiştiriyor. Bunlar detaylı konular. Başka ne yapıyorum? Bent over yapıyorum arka omuz için. Ondan sonra face pull yapabilirsem face pull yapıyorum. Belediyenin salonu olduğu için çok dolu oluyor salon. Bazen yapamıyorum. Ondan sonra front raise yapıyorum. Front raise'den önce ama şey yapıyorum. Shoulder press yapıyorum ama makine de yapıyorum. Daha hissiyatı daha iyi oluyor. Form bozmadığım için. Makine shoulder press yapıyorum. Ondan sonra superset gibi kası iyice tükürse götüreyim diye de front raise yapıyorum. Şimdi vücudum biraz açılmış. Masanı ekleyeceğim. Açıldıktan sonra da form kontrol yapacağım. Orada bilgisayar var. Bilgisayarda Game Garage olması lazım markası. Eğer merak ediyorsanız. Hadi görüşürüz. Bu arada söylemeyi unuttum. Kardiyoları artık her gün yapmayacağım. Çünkü çok fazla enerji düşüklüğü yaşamaya başladım. Yani sabah yaptığım zaman o günkü idmanın çok büyük etkisi oluyor. Haftada 3'e düşüyorum. Bir omuz günü yapacağım. Şey bugün yapmıyorum pardon. Kafam karıştı lan. Salı günü yapacağım. Şimdi burada böyle alttan tutuyorum ya, benim arkadaşım var Ulaş. Sinir oluyordur şimdi anasını. Sinir falan. Salı günü yani sırt günleri yapıyorum. Çekiş günleri. Ondan sonra bir de off günleri yapıyorum. İki tane off günü veriyorum. Onlar da sabah kardiyosu yapıyorum. Başka yok. Selam arkadaşlar. Şimdi kahveyi yaptım. Burada benim suyum var. Suyu unutmuyoruz. Burada YouTube kanalımız var. Jim Zeus. Bu arada İsim değişik yapabilirim. Obez Zeus falan filan. Obeziz ya. Onu yorumlarda belirtin. Belki isim değişik yaparım da sanmıyor gibiyim. Çünkü biraz Zeus ismiyle bağlaştım gibi. Bir aramda bir şeyler, bağlantılar kuruldu gibi. Yani bir bağ kuruldu gibi, bağ oluştu gibi. Bu videoyu izlemeden önce eğer
yağ yakımı döneminin ilk haftasını izlemediyseniz enflasyon döneminin izlemenizi öneririm. Burada da diğer videolarımız var bu arada gördüğünüz üzere. Şimdi size bir bilgi vereceğim. Ha, bu arada benim burada öğrencim var. Forma, sabah formu. Şu an iyi gidiyor. Kendisi definasyonlu arkadaşlar. 1500 kalori alıyor şu an. Ben de 2500 alıyorum. 1500 kalori biliyorum çok az. Bir erkeğe göre çok az. Ama orada attığı tavuk. Ama eğer kilonuz sizin vücut kitle indeksinin çok çok üzerindeyse bilinçli bir şekilde bu kalori seviyelerine düşebilirsiniz. Ben gördüm birkaç arkadaş böyle 800-700 kalori almış. Bunlar çok sağlıksız. Bunları kesinlikle yapmayın. Şu an kilo vermiş. Misal bir kilo vermiş. Yüksek ihtimalle şeydir. Şimdi bununla konuşacağım. Ondan sonra sizlere bir bilgi daha. Ben bir tane bilgi verecektim. Ne vereceğimi unuttum. Ha, kitap. Size kitabı göstereyim. Okuduğum kitabı. Kardeşime test kitabı sipariş verirken kargo ücreti kesiyorlardı benden. Ben de kesmesinler diye. Kargo ücretiyle ben ne yapayım dedim. Eğer bir tane kitap alırsam bedava oluyor. Dedim kitap alayım okurum dedim. Kitap niye böyle tarz? Bir dakika kamera. Eser Akdeniz isimli klasik bir kitap. Şurada özete bir cilt durdurur okursunuz. Gidişat güzel. Güzel okunuyor. Okutuyor kendisini. Siz de okursunuz. Yemekte görüş. Harika çoraplar. Hocam 140 bench'in sırrı. %81 olmuş. Geçen hafta kaçtı? 84'tü. Definasyona başladığımda ise 86'ydı arkadaşlar. Şu an 81 olmuş. 5 santim gitmiş 2 hafta içerisinde. Bence gayet güzel. Şu an güzel ilerliyoruz. Söylediğim gibi kırık kaslarım hafif çıkmaya başladı. Belimle omuzlarımın orantısı daha iyi olmaya başladı. Bokum daha iyi yapabiliyorum. Ondan sonra kendimi daha enerjik hissetmeye başladım. Bu definasyona başlayalım. Hatta normalde bu pazartesi günü 95 5x5 bench press çalışmamızı yapacaktım. Bir baktım 100 kilo çok rahat kalkıyor 5x5. Bayağıdır bench press yapmadığım için öyle o kadar çok ağır girmek istemiyordum. Ondan sonra 110'a geçtim. Bayağı ilginç oldu benim için. Şimdi yemek yemeye gideceğim. Arkadaşlar belim inceliyor ama kilom düşmüyor. Yavrularım düşüyor. Kalori açığı aynı. Niye böyle oluyor? Bir boynum incelmiş bir santim. İlginç. Çok ilginç lan. Biliyorsunuz ki Basfar bize sponsor oldu. Şöyle paket yenilemişler barların paketini. Çok güzel olmuş. Bu arada kıvamı da değiştirmiş herhalde. Bir şeyler katmışlar gibi. Kıvam da çok iyi. Ya da yulafla birlikte yediğim için böyle iyice yumuşuyor sıcak sudan dolayı. Ondan dolayı öyle geliyor olabilir. Yulafı çok yakışıyor arkadaşlar. İdman öncesi yiyorum. Bayağı bir süre tok tutuyor. Definasyonla bayağı iyi gider. Bankta da gider. Antrenman sonrası ya da antrenman öncesi çabuk toparlanma ya da yüksek enerji alımı ve performans için antrenman performansı için yenilebilir. Bunu yiyorum. Zaten barların içerisinde hurma vesaire bulunduğu için ki hurmanın bize gösterdiği performanslar saymakla bitmez. İdmana yansıttığı etkiler saymakla bitmez faydaları. O yüzden bir alın deneyin derim. Eğer daha fazla indirimli bir şekilde uygun bir fiyat almak isterseniz %20 indirim kodum var. Zeus 20 olarak kullanarak alabilirsiniz. Şimdi bunu yiyeceğim. Üstüne yine fıstık ezmesidir, baldır katacağım. Ekstradan dünden kalma buradan şeyim omletim var. Benim değil. Annem yapmış. Yeriz falan diye yememiş burada kalmış. Onu da ben yedim. Evin artını yiyorum arada böyle. Ondan sonra idmana geçeceğim. İdmanda görüşürüz arkadaşlar.
Selam millet, eve yeni geldim şu an. Saat kaç, hemen bakayım. Saat 8.30. Annem geldi. Hayda. Şimdi yemek yiyeceğim. Çok ağzını bağladım. Annemin şerefine abone olmayı unutmayın. Şimdi gene tabak hazırlayacağım. Burada humus var, devreye bir humus girdi. Eve gelince bunu buldum. Kalorisi bayağı düşük. Sabah aldığım ölçümle bayağı güzel sonuçlar aldığım için bunu yemeyi düşünüyorum. Yarın çiğ yapacağım gerçi ama çok fazla bir şeker falan yok. Tam tersi protein içeriyor. Sadece biraz yağlı. O yağ da doğal yağ sanırım. İçerisinde sarımsak, soğan, havuç vesaire var. Sanırım bu viskiyle falan tüketiliyor. Viski içmeyeceğim. Viskim var ama içmeyeceğim. 18 yaşınızdan küçükse içmeyin. Hadi buna inandınız. Şimdi burada da salata var. Salata, pilav, humus ve tavuğum var. Tavukla beraber bir şeyler yemeye çalışacağım. Şurada da sabahtan kalma yumurta varmış. Belki bunu da yerim. Bayağı güzel bir imandı. Yemeği tabağa hazırladıktan sonra tekrardan sizlere gösteririm. Evet, şimdi tabağı hazırladım. Burada önümde eser miktarda pirinç var. Pirinci normalde ben yapıyorum. Ama karbonhidratı azalttığım için bayağıdır pirinç yapmıyorum. Bir tencere pirinç yapıyordum. Bana neredeyse bir hafta gidiyordu. 500 gram yapınca. 150 gram kadar zaten pirinç yiyorum. Çiğarlık. Bu pirinci annem yapmış, zaten yağdan belli oluyor. Şu yağa bakar mısınız? Şimdi bu pirinci yiyeceğim. Yanında tavuğum var. Tavuğu yiyeceğim. Dünden kalma bir tavuk. 100 gram kadar tavuk var. Dün tavuğu biraz fazla pişirmiştim. O fazlalık kısım burada. Salata, tombalıklı salata var. Size bahsettiğim yumurtalar duruyor. Şurada, burada da bir turpumuz var. Bunu yiyeceğim. Bu benim idman sonrası ikinci öğünüm arkadaşlar. Normalde öncesi yemem gerekiyordu ama yetişmedi. Sonrası yiyeceğim. Bir de tavuk yapacağım. Zaten videoda göstereceğim sizlere. 500 gram kadar tavuk yapacağım. Yani bununla birlikte 500 gram kadar olacak. Yaklaşık burada da 150 gram kadar falan vardır tahminimce. 350 gram kadar tavuk yapacağım. Onu da yine tombalık salata yaparım bu tarzda bir şekilde. Onunla birlikte yerim. Yiyeceğim. Bu oyunu yedikten sonra tekrardan videoya açarım. Görüşürüz. İdman güzeldi bu arada. Videoya destek ve fikir önerilerinizi vesaire bekliyorum, yorumlarınızı. Görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi size söylediğim gibi yaklaşık 400
gram kadar. Tavuk göğsü yiyeceğim. Besinleri daha önce de belirtmiştim. Çiğ ağırlık olarak tartıyorum. Çünkü kişilerin pişirme tarzına göre pişikten sonraki gramajları değişiyor. Bir de ekrana 1,5 litre su içeceğim ve sonra yatacağım. Bugünlük video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlog videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.